Efendim gün ortası ayrıntılarla devam ediyor. Bu bölüme Fransa'daki eylemleri konuşarak başlayacağız. Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen konuğumuz. Efendim hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta başlayan Fransa'daki gösteriler. Daha önce de yine konuşmuştuk sizinle ama siz uzun sürede devam edebilir demiştiniz. Birkaç günü geride bırakmasına rağmen eylemler halen devam ediyor. Yeni haftada Fransa'yı neler bekliyor? Önce bu haftayla başlayalım. Evet tabii ilk bağlantılarımızda geçen hafta Perşembe günü o 1,5 milyon çalışanın katıldığı eylemle değerlendirirken şunu belirtmiştik. Hükümet ile sendikalar arasında artık bir bilek güreşi başladı. Yani eylemlerin ne kadar süreceğini, devam edip etmeyeceği hükümetin tutumuna bağlı bu. Hükümet de çarşamba günü bir açıklamada Başbakan Edouard Philippe reform taslağının ayrıntılarını açıklayacak. Ondan sonra devam edip edilmeyeceği gündeme gelecek. Ama bu açıklama öncesi yarın yine Perşembe gibi bir günlük genel grev çağrısı yapıldı, kararı alındı. Bugün devam ediyor esas olarak ama daha çok ulaştırma sektöründe, daha çok Paris merkezli treni, metrosu, otobüsü, bir miktar uçak, hava yolları falan devam ediyor ama esas büyük eylem, İkinci büyük eylem yarın tekrar sokağa çıkacaklar. Bugün öğlenden sonra Sağlık Bakanı sendika temsilcileriyle bir görüşme yapacak. Yarın Macron bakanlarını topluyor. İlgili bakanlarını yarın akşam toplayacak. Tabii yarın nasıl geçecek o da önemli. Hükümet açısından hükümet çok yakından izliyor katılımı vesaire. Katılıma eylemlere destek Fransa'da yüksek oranda %60-70 arasında bir destek var ve bu şeyde geri adım atılmaması, hükümet geri adım atana kadar eylemlerin devam edilmesi yönünde bir şey var, bir anlayış var. Onu belirtelim. O açıdan şunu söyleyelim, hükümet kararlı olduğunu söylüyor. Çok ilginç. Avrupa Komisyonu'ndan bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Avrupa Komiseri, AB Komiseri Thierry Breton Macron'un Fransa'yı reforme eden bir lider olduğunu ve bunu da başaracağını ve bu reformun mutlaka gerçekleşmesi gerektiği yönde bir açıklama yaptı. Tabii burada Brüksel'in Fransa üzerinde baskısını da görüyoruz. Her şey çarşamba günü yapılacak, hükümetin yapacağı açıklamaya bağlı. Yarın büyük eylem tekrar onun altını çizelim Erkan. Şimdi özellikle eylemler sırasında Cumhurbaşkanı Macron'un da yer yer istifaya davet edildiğini de görüyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Siz az önce söylediniz ki hükümet bu yasayı geçirmekte kararlı. Önümüzdeki süreçte bir istifa durumu olabilir mi? Ve bu eylemlerle beraber acaba bu yasa geri çekilebilir mi? Neler söylersiniz? Devam eden süreçte. Şimdi tabii bir geçmişte bir örnek var bu konuda. Hani bu eylemler başladığında sürekli 1995 yılındaki Alain Juppé hükümetine gönderme yapılır. Çünkü hakikaten bu ölçüde katılım, bu büyüklükte bir eylem, genel grev Aralık 1995 yılında yapılmıştı ki o zaman da konu yine sosyal sigortalar yasasının değiştirilmesi ve yine aynı şekilde emeklilik yasasının değiştirilmesiydi. O zaman 3 hafta sürmüştü. Hakikaten milyonlar katılmıştı. Ben birçoğunun içinde bizzat bulunmuştum bu eylemlerin ve burada hükümet o zaman yasayı geri çekmişti ve hükümet de düşmüştü. Böyle bir şey örnek var. Ama tabii burada gelişmelerin nasıl olacağı bundan sonraki katılımın, sendikaların kararlılığına bağlı bir olay. Biliyorsunuz sendikalar bir yıldır geri durumdaydı. Meydanı sarı yeleklere bırakmışlardı. Sarı yelekler bir yıl boyunca direndiler. Ama burada artı olarak değerlendireceğim şey sendikal birliğin sağlanmış olması. Önemli bir, yani sadece Sosyal Demokrat CFDT sendikası hariç diğerleri bir bütün olarak bu eylemlerin bu yasa çekilene kadar devam edileceğini
edilmesi gerektiğini savunuyor. Hatta daha şimdiden mutlaka yılbaşına kadar, Noel'e kadar kesin bu eylemler devam edilecektir deniyor Erkan. O halde biraz da sorunun çözümünü konuşalım. Macron bu durumun içinden nasıl çıkacak sizce? Yani sıkıntı çok büyük. Sıkıntının Fransa ekonomisi hakikaten zorda. Yani sosyal sigortaları iflas etmiş durumda. Açık, bütçe açıkları var. Emekli sandığı öyle. İşsizlik kurumu yine öyle. Açıkları kapatamıyorlar. Bunun bir nedeni var. Tabii Macron başından beri Fransızların kafasındaki şey şu. Yani Macron zenginlerin adamı, patronların adamı. Onlara dokunmuyor. Bir sıkıntı olduğu zaman bunu bizim sırtımıza yıkıyor diye Fransız halkında sarı yeleklerden bir yıl boyunca bunu dinledik. Sendikalar da bunu söylüyor. Şimdi yıllık bir 8 milyarlık bir kazanım elde edeceklerini bu reformla söylüyorlar. Halbuki 8 milyar fazla bir şeydi değil. Çünkü niye? Şunun için sendikalar şunu belirtiyor. Eğer diyor Macron hükümet patronlara yaptığı yıllık vergi muafiyeti, sosyal vergi muafiyetinin 100 milyar olduğunu söylüyor. Buradan onların üzerine gitse diyor bu iş çözülecek deniyor. Ama tabii esas olarak global olarak Fransa'nın bu krizden kurtulması biraz şöyle dünyadaki yeni gelişmelere, değişmelere ayak uydurmasıyla olacaktır. Şimdi Macron çıkıp güzel güzel ben Rusya ile ilişkilerimi geliştireceğim. Rusya Avrupa'dır. Rusya bizim stratejik ortağımız olmalıdır. İşte NATO'da da bunu tekrar etti. NATO'nun düşmanı Rusya olmamalıdır gibi şeyler söylüyor ama tabii buralarda pek fazla şey değil, kaygan bir şey var. Bunu söylerken örneğin Çin'i karşısına alıyor. İşte yeni bir deyim bu. Macron'un Avrasyası bugünkü Aydınlık Gazetesi'ndeki köşemde de yazdım. Ne diyor? Şöyle bir Avrasya hayal ediyor. İşte Avrupa artı Rusya, Çin ve Amerika arasında yeni bir Avrasya, yeni bir kutup oluşturmalıdır diyor. Şunu belirtiyorum. Benim düşüncem şu. Fransa bu çıkmazdan ancak üretimin merkezinin, ekonominin merkezinin, uygarlığın merkezinin kaydığı Asya'yla, yani Rusya'yla, Çin'le daha dengeli, daha doğru yani daha akıllı siyasetler izleyerek ancak bu krizden çıkabilir. Bu bütün Avrupa ülkeleri için geçerlidir. Avrupa Atlantik cephesinde, Atlantik ittifakında boğulmuştur. Boğulmaya devam ediyor. Avrupa'yı da kurtaracak, kıta Avrupa'sını da kurtaracak olan Asya'daki gelişmelere ayak uydurması, onlarla akıllı ilişkiler kurmasından geçiyor Erkan. Şimdi şunu da sormak lazım. Daha önce geçtiğimiz günlerde Almanya'da çiftçilerin eylemini gördük. Binlerce çiftçi, hatta on binlerce çiftçi traktörleriyle birlikte eylem yaptılar. Önümüzdeki süreçte Fransa'daki bu şiddetli eylemler diğer Avrupa ülkelerini nasıl etkiler? Diğer Avrupa ülkelerine de sıçrar mı? Neler dersiniz? Yani sıkıntının olduğunu biraz önce belirttim. Avrupa'da Almanya'da dahil buna. Yani Almanya hani Avrupa'nın en iyisi işte üretiyor, ihracatı falan güçlü falan deniyor ama yani sıkıntılar oralarda da var. Eğer bu Fransa'daki bu eylemler, Fransa'daki bu emekli sistemine karşı, yeni reforma karşı eylemler devam ederse, dik dururlarsa, direnirlerse, mevzi kazanırlarsa bunun Avrupa'daki diğer ülkelere de yayılmaması için hiçbir engel yok ve bence de etkiler. Ama her şey dediğim gibi Fransız emekçilerinin, Fransız çalışanlarının burada direnmesi ve bu haklarını ve hak gaspıdır bu çıkarılacak reform yasası kazanmış haklara saldırıdır. Burada direnmeleri bence Avrupa'ya örnek teşkil edebilir ve bu grev furyası Avrupa'yı sarabilir Erkan. Peki, Sayın Taşdelen çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen ile konuştuk. Fransa'daki eylemleri tabii önümüzdeki süreçte bu hafta içerisinde Fransa'da emeklilik reformuyla ilgili açıklama yapılacak Çarşamba günü. Onun haricinde gelen Perşembe günü önemli bir
eylem yapılması bekleniyor. Bakalım yeni hafta içerisinde neler olacak? İşte tüm bunları konuştuk ve tabii diğer Avrupa ülkelerine sıçrar mı bu Avrupa'daki eylem dalgası? Daha önce Almanya'da da çiftçilerin yaptığı eylemleri gördük biz. İşte tüm bu süreci Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen'le konuştuk. Değer